Oldukça yoğun ekonomiye de bir pencere açalım istedik bu kuşakta. Kiminle konuşacağız tüm gelişmeleri? Altın ve para piyasaları uzmanı Sayın İslam Memiş. Skype bağlantısı üzerinden ekranda da görüyorsunuz bizlerle birlikte. İslam Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ederiz. Şimdi Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak gözler. 12 evet. Ağustos'ta para politikası kuruluna çevrildi. Bu ayrı bir başlık ama bir taraftan da bakalım ne oluyor? Altın düşüyor, döviz, dolar yükseliyor. Neden yükseliyor? Bir sizden dinleyelim, buradan başlayalım mı? Yani altın ve döviz piyasalarından başlayalım değil mi? Evet. Tamamdır. Şimdi şöyle, malum Amerikan Merkez Bankası Fed'in son bir aydır piyasalarda faiz artırımı ile alakalı bir söylemi var. Piyasaları bir baskılama süreci var. Enflasyon derdi var ve enflasyon Amerika'da her ülkede olduğu gibi artmaya devam ediyor. Dolayısıyla bu söylemlerle birlikte emtia fiyatları belirsizlik karşısında son bir aydır dar bant aralığında dalgalanmaya devam ediyor. Özellikle 1790-1825 dolar aralığı bu sıkışmışlık tam bir ay geçerli oldu. Gram altın TL fiyatında ise yine 490-507 lira aralığı sıkıştı. Bir ay boyunca bu bant aralığı geçerliliğini kurdu Yeşim Hanım. Gözler tarım dışı istihdam verisi de Amerika'da açıklanan tarım dışı istihdam verisi beklentinin üzerinde, oldukça üzerinde geldi. Bu iyimser bir veriydi. Yani Amerikan ekonomisini destekleyen, doları destekleyen önemli bir veriydi. Bu veri açıklandıktan sonra altın ons fiyatında tam 50 dolarlık bir satış gördük. Gram altın TL fiyatında 10 liralık bir değer kaybı gördük. Gram altın TL fiyatı tarım dışı istihdam verisi açıklandıktan sonra 495 lira seviyesinden 485 lira seviyesine kadar geriledi. Bu normal bir tepki satışıydı. Çünkü dolar uluslararası piyasalarda tekrar değer kazandı ve Türkiye piyasalarındaki doların 8.50 lira seviyesinin yukarısına atmasının sebebi küresel piyasalarda doların değer artmasına bağlıydı. Gelelim pazar gecesinde haftanın ilk işlem günü Asya piyasalara açıldı. Piyasalarda bir panik satışı yaşandı. İşte acaba Amerikan Merkez Bankası Fed faiz artırımına bir an önce başlayacak mı? Enflasyon gerçekten geçici mi gibi düşünceleriyle traderler tekrar burada bir satış yaptı. Ve bu satışla birlikte altının ons fiyatı tam 100 dolar değer kaybederken gram altın TL fiyatı 30 lira değer kaybetti ve bu iki işlem günündeki değer kaybı altının ons fiyatında 150 dolar, gram altın TL fiyatında tam 40 lira oldu. Evet. Ama dolar kuru da 8.68 lira seviyesine kadar da bu yükselişlerini devam ettirdiğini hep beraber görmüş olduk. Tabii burada yatırımcıların hızlı bir şekilde altın satması ne anlamına geliyor? Korku ve panik. Ve bu satılan mesela 4 milyar dolarlık altın satıldı ETF'lerde ve bu altın paraları da kripto para piyasalarına girdi. Dikkat edersiniz. Ayrı soracağım. Kripto parada da bir artış var, bir yükselme var. Evet. Bunu da merak ediyoruz ama şunu da sorayım size. Şimdi bir ara dolar değil mi bir gevşemişti, bir salmıştı kendini. Evet. Sonra yine 8.30'ların aşağısına geçen hafta Türkiye'deki enflasyon rakamı açıklandı ve enflasyon verisinden sonra da hızlı bir gerileme oldu. Dolar TL kurunda 8.30 lira seviyesinin altında 8.29 lira seviyesini gördük. Burada yatırımcılar şuna dikkat etti. İşte yıl sonuna kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bir faiz indirme beklentisi vardı. Bırakın faiz indirmeyi, artık Merkez Bankası faiz artırır düşüncesi piyasalarda oluştu ve TL bir miktar değer kazandı. Büyük bir ihtimalle rezervler de bir miktar, dolar tarafındaki rezervler de satış, piyasalara müdahale için satış yapılmış olabilir ve kısa vadeli böyle bir düşüş gördük ama kalıcı olamadı. Hemen toparlandı ve yukarı yönlü hareketlerini devam ettirdi. Çünkü araya Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşması girdi. Bir akşam canlı yayında dedi ki faizler yıl sonuna kadar düşmeli. Ben buradan mesajımı vereyim. Gereken yerler bu mesajı önemli alsın. Önemli bir mesaj. Evet ve piyasalarda artık demek ki yıl sonuna kadar Merkez Bankası gerçekten bir faiz indirimi yapacak düşüncesiyle de bu dolar tarafındaki hızlı toparlanmanın geçerli olduğunu görmüş olduk. Siz ne bekliyorsunuz o zaman İslam Bey 12 Ağustos'ta? Yani zor bir soru. Mantıken baktığınız zaman ve tekniken baktığınız zaman Merkez Bankası'nın şu anda faiz indirme olasılığı çok zayıf. Yani şu andaki ekonomik veriler, ekonomik tablo bunu gösteriyor. Ama siyasi tarafta böyle bir beklenti var, böyle bir söylem var ve hatta iki defa bu söylem gerçekleşmiş oldu. Demek ki burada öyle ya da böyle yıl sonunda en az
bir kez bir faiz indirimi olma olasılığını ben güçlü görüyorum. Hangi şartlar olacak biraz zor, çünkü o döneme tekabül eden bir süreç daha var. Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz artırma sinyalleri, bu da dolar varlıklarını yurt dışı piyasalarda olumlu yönde destekleyeceği için ister istemez içeride de bir Merkez Bankası'nın faiz indirme olasılığı olursa bu kez doların iki kez değer kazanma olasılığı biraz daha güçlenmiş oluyor. Ama cari açık var, işte enflasyon yüksek, kur yüksek. Bu atmosferde faizi nasıl düşüreceksiniz? Buradaki belirsizlikler ciddi anlamda devam ediyor. Peki değişmezse ne olur? Uzun soluklu olur mu? Yani şu anda bizim içeride Yeşim Hanım bir dövize ihtiyacımız var. Yani yabancı yatırımcıyı kaçırmamamız gerekiyor. Borsa tarafında da yabancı yatırımcıların giriş yapması gerekiyor. Dolayısıyla böyle bir faiz indirme politikası gerçekleşmez ise dolarda bu agresif yükselişler yerini yatay bir seyire bırakabilir. Böyle bir ihtimal var. Ama görünen o ki iki ihtimal var. İşte Fed'in faiz artırması, Merkez Bankası'nın faiz indirmesi eşittir doların yükseleceği anlamına geliyor. Evet. Yani bütün zaten küresel piyasalarda yükselecek. Haliyle bizde de yükselecek. Ama rakamsal değer üzerinden baktığımız zaman da biraz zorlu. Yani Merkez Bankası'nın işi biraz zor. Allah kolaylık versin. İnşallah zaten yüksek bir enflasyonumuz var. Yüksek bir faizimiz var. Yüksek bir kur da buna dahil olursa çarşı pazardaki enflasyon rakamları, işte bütün kalemlerde ciddi bir zam artışı falan vesaire. Ki işte şu anda da yüksek. Halkını da olumsuz yönde. Tabii. Yani şu anda %19, da çok yüksek. Evet, %19 işte politika faizimiz var, %19 enflasyonumuz var. Bunlar ciddi rakamlar, yüksek rakamlar. Büyük bir ihtimalle de bu kurasal iklim şartları, işte kuraklık, doğal felaketler, sel veya yangın gibi doğal felaketlerde zaten gıda fiyatlarını ciddi miktarda artacağını işaret ediyor. Dünyada bir kriz var. Yani tabii biz sadece şimdi kendi ülkemizi tabii konuşuyoruz ama rakamları takip ederken de Amerika'dan gelen rakamları da takip ediyoruz. Eskiden sadece mutlaka Merkez Bankası'na bakardık hani ne oluyor ne bitiyor diye, ama şimdi Amerika'ya bakıyoruz. Dünyadan gelen o Asya borsaları, oradan ne olmuş bu bitmiş, hepsini değerlendirmeye çalışıyoruz. Ama enflasyon aşağı çekme konusunda konjonktür ne diyor? Ne dersiniz? Yani şöyle, yani ben genelde yatırımcılarla şöyle bir düşünceyi paylaşıyorum. Önceden bölgesel kaderler vardı. Bu bölgesel kaderler yerini küresel kadere bıraktı. Yani dünya genelinde bir hastalık var, dünya genelinde bir doğal felaket var, dünya genelinde bir ekonomik kriz var ve ortak kaderi paylaşıyor dünya her anlamda. Ve dolayısıyla da bütün piyasalar birbirini takip etmek zorunda kalıyor. Bu süreçte tabii ki faiz noktasındaki düşüş noktasındaki beklenti her ne kadar artmış olsa da burada ciddi bir belirsizlik var. Bu belirsizliğin ortadan tamamen kalkması için de Fed'i takip etmek lazım. Amerikan Merkez Bankası'nı takip etmek lazım. Söylemlerini, piyasalardaki baskılamasını, manipülasyonunu, bunların tamamen ortadan kalktıktan sonra tabloyu daha net bir şekilde görebiliriz. Ama şu anda gerçek olan şu var. Piyasalarda her anlamda ciddi bir belirsizlik var. Ekonomist Gazetesi dergisinin hep böyle yıllık kapaklarında her şeyi alenen böyle işaret ediyorlar. İşte bu orman yangınları falan kapaklarında vardı. Ve dolayısıyla bir yıl sonunda özellikle sonbaharda küresel ekonomileri olumsuz yönde etkileyecek birçok faktör yine artmaya devam ediyor. Mesela Delta varyantı, COVID-19 ile alakalı dünyada ciddi bir sıkıntı var ama Delta varyantında ciddi bir artış var. Ve bilim insanları da vaka sayılarında yeni varyantların geleceğini de beyan ediyorlar, söylüyorlar. Bu takibi yani ister istemez ekonomilerde risk oluşturmaya devam ediyor. Enflasyon zaten aldı başına gidiyor dünya genelinde. İşte bakalım şunu unutmamak gerekiyor. Yani sadece mesele döviz yükseldi düştü, altın yükseldi düştü, borsa şöyle oldu değil mesele. Mesele daha küresel çapta belirsizliğin devam etmesi ve insanları ama iyi tabii günler bizi ilgilendiren beklemiyor. Tarafı yani Türkiye. Çünkü çarşı pazarda fiyatlar almış başını gidiyor. Bakıyoruz yani rakamlar. Önceden alınması gereken tedbirler var. Nedir? Yani o var. Mesela Türkiye ne yapmalı ya da biz ne yapmalıyız? Ne söylersiniz bu konuyla ilgili? Yani şimdi ekonomi kurmayları, işte Sayın Cumhurbaşkanı danışmanları, işte Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankaları zaten tek çatı altında sürekli beyan veriyorlar. Yani iyileşeceğine dair, işte sürekli Türkiye ekonomisinin güçlü olduğuna dair beyanlar geliyor ama çarşı pazara baktığınız zaman sizin o büyüme rakamlarınız işte ekonomiye direkt etkilemiyor. İşte enflasyon rakamları zaten
fırsatçıların da dahil olduğu bir süreçte daha çok artmaya devam ediyor. Hep hal yasası konuşulurdu. Yeni kanun ve düzenlemeler konuşuldu. Bununla ilgili hep böyle yıllık olarak, düzenli olarak mevsimsel etkiden dolayı konuşuluyor. Yani bütün hükümetler hep böyle yeni hal yasasını konuşur. İcrada geldiğiniz zaman maalesef yine pahalı bir hayat olmaya devam ediyor. Marketlerde, raflarda bu şekilde yüksek bir maliyet devam ediyor. İşte üretici memnun değil, tüketici memnun değil. Yani bunun ortasını mutlaka teknik olarak bulmak gerekiyor. Hı hı. İşte küresel iklim değişikliği ile alakalı tarım arazilerindeki zihniyet reformunun bir an önce gerçekleşmesi gerekiyor. Her yerde hızlandırmanız gerekiyor. Buradaki dış diplomasideki görüş ayrılıkları da çok önemli olacaktır. Yani sonuçta zorlu günler bitmedi ve zorlu günler sonbaharda biraz edecek. Daha devam edeceğini ben düşünüyorum. Biraz daha artarak devam edecek gibi dünya genelinde. Bunu da sanırım görüyoruz öyle. Açıkçası. Hani sanırım öyle. Bilelim bunu da. Bunlar da gerçekler tabii ki İslam Bey. Gözler 12 Ağustos'ta Merkez Bankası Sayın Kavcıoğlu'ndan gelecek açıklama çok önemli. Bundan sonraki süreç nasıl ilerleyecek? Ama altına dönecek olursak şimdi şunu da sormak isterim. Evet, altın düşüyor, döviz, dolar yükseliyor. Bu yükseliş daha ne kadar sürecek? Vatandaş ne yapsın? Ve size nasıl genelde yansıyor? Genelde bu soru soruluyor İslam Bey, ben de size yönelteyim. Yani tabii ki yatırımcıları grup grup ayırmak gerekiyor. Bu sorunun cevabı tek bir çatı altında toplanamaz. Şimdi varlıklar üzerinden kısa vadeli alım satım yapanlar, orta ve uzun vadeli düşünerek alım fırsatı yapanlar, bir de ilk kez eline TL geçenler. Hepsinin özellikleri ayrı. Evet. Eğer varlıklar üzerinden kısa vadeli al sat yapanlar düşüş ve yükselişleri bekliyorlarsa bu belirsizliklerde hata yapıyorlar. Orta ve uzun vadeyi göz önünde bulunduranlar sürekli zaten her fırsatta alır. Yani kağıt paralarını altın ve gümüşle değiştirir, gerçek parayla değiştirir ve yoluna devam eder. Yıl içindeki dalgalanmalar onlar için önemsizdir. Bir de eline yeni TL geçmiş olan yatırımcılar vardır. Bence altın fiyatlarındaki her gerileme, işte 490 lira seviyesinin altındaki rakamlar, 480 lira seviyesinin altındaki rakamlar, bence orta ve uzun vadeyi göz önünde bulunduranlar için evet alınabilir ve yatırım yapılabilir bir seviyede. Yıllardır altın fiyatlarının geçmiş fiyatlarına bakın. 20 yıldır, 30 yıldır, 40 yıldır neresinden bakarsanız bakın. Altın gram bazında yatırımcısını hiçbir zaman üzmemiştir. TL bazında hep gram altın ciddi anlamda değer kazanmıştır ve gram altın alanda bütün enstrümanlara kıyasla ciddi bir anlamda kazanmıştır ve ben yine işte bu seviyelerden 480-485 aralığından %50 bir alım, 480 lira seviyesinin altında sarkmalarda %25 ve %25 olmak üzere iki kez bir kademeli alım bence iyi olur, isabetli olur. Çünkü dediğim gibi pazar gecesi 4 milyar dolarlık bir altın satıldı. İşte bu altın satanlar da büyük bir ihtimalle fiziki olarak yerine koyacaklar. Dünyada ciddi bir belirsizlik var, ekonomik kriz var ve enflasyon var. Enflasyonun olduğu her yerde değerli metaller değer artışlarını sürdürebilir. Her ne kadar FED baskısı devam etse de, dolar varlıkları dünya genelinde değer kazansa da yine dolar sürecindeki getiriye baktığımız zaman yıllık bazda bir gram altın gibi bir getirisi olmadığını düşünüyoruz. Evet. Genel itibariyle ben gram altın TL fiyatındaki düşüşlerin kalıcı olmayacağını tahmin ediyorum. Yükselişe geçecek yine. Kripto parayı da sormak isterim. Şimdi evet. Bir artış var orada da yükselmeye başladı. Nedir bu artışın sebebi? İşte bu altın satanlar kısa vadeli paralarını boşta bırakmamak için burada değerlendiriyorlar. %7, %8 civarında bir değer artışı var. Psikolojik direnç seviyesi var. 50 bin dolar. Herkes orayı bekliyor ve tam o seviyelere yaklaşınca da ulus devletlerden yeni açıklamalar geliyor. Mesela Yellen dün akşam yeni bir açıklama yaptı. Amerika'da mesela bugün saat 18'de 1 trilyon dolarlık bir paket onaylanacak. Bu paketin içinde de kripto para piyasasıyla alakalı yeni bir vergilendirme düzenlenecek ve kripto para piyasasında işlem yapanlar yeni bir vergi düzenine dahil olacak. Bunu aslında şöyle de okumak gerekiyor. Eğer bir varlık üzerinden vergilendirme yapıyorsunuz, o varlığı kabul etmişsiniz anlamına geliyor ve o iş piyasada işlem yapanlar da bir noktada tüketici konumuna geliyor. İşte bu tarafta da iyiliği bu tarafta bu şekilde değerlendirebiliriz. Yine altyapı paketinde yer alan kripto para düzenlemesinin vermiş olduğu avantajlar da kripto para piyasasında işlem yapanların işte resmi olarak korunduktan sonra aracı şirketler devlet tarafından denetlendikten sonra işlem yapma hacminin veya rahatlığının biraz daha fazla olmalısı da var. Demek ki kripto para piyasası her ne kadar söylemle baskılansa da
ulus devletlerin vergilendirmesi, yeni yasal düzenlemeler yapması aslında bu piyasanın artık resmi olarak bundan sonraki süreçlerde var olacağına dair işaretler veriyor. 50 bin gözlülükte yani Bitcoin tarafında bir 50 bin seviyesi bekleniyor ve devamında da bakalım yükselişler kalıcı olacak mı? Manipülasyon piyasası olduğu için teknik bir öngörü yapmak mümkün değil. Tamamen oradaki yatırımcıların kendi aralarındaki işlemlere bağlı. Ama şu anda altının baskılandığı süreçte de kripto paralar ön planda kalmaya devam ediyor. Daha önce 60 bin dolar seviyesinin üzerinde gören Bitcoin tarafında sert bir şekilde altın fiyatları düşmüştü. Ama oradan satış yapanlar bu sefer altın satın aldı ve altın yükselmişti. Şimdi bu aynı senaryoyu yine görüyoruz. Yani kripto paralarla altın arasındaki ilişki bu şekilde. Peki. Sistem Bey çok teşekkür ederiz. Gün ortasına katıldığınız için. Ben de teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyoruz. Sağ olun efendim. Size teşekkürler. Evet, altın ve para piyasaları uzmanı Sayın İslam Memiş gün ortasında bizlerle birlikte oldu. Çok kısa bir reklam aramız var. Reklamların ardından hem gelişmeleri aktaracağız hem de Afganistan'da ne oluyor konuşacağız. Ulusal Kanal programcısı Yakup Aslan bizlerle birlikte olacak. Ayrılmayın.